Merhabalar efendim. Bugün bir izleyici replay ile karşınızdayız. Bundan sonra böyle replaylar da gelecek. Bunun için ayrı bir mail açabilirim. O mailde yazabilirim buraya ya da hiç yazmayabilirim. Siz bana bu mailden, her zamanki yolladığınız mailden atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bilmiyorum nasıl olacak. Yeni başladık. Şimdi Berkay'ın videosunu izliyoruz. Berkay 286 Toma klanında. Aynı zamanda Barış bizim klanda kendisi. Toma klanında. Klanı tavsiye ederim arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz. Bu maçı değerlendireceğiz. Değerlendirirken tankı nasıl kullandı, haritayı nasıl okudu, düşmanı nasıl okudu bunları da inceleyeceğiz. Berkay Süper Conqueror tankına hakim mi değil mi bunu göreceğiz ki bence hakim. Burada birazcık luck giriyor, yapacak bir şey yok. Burada Berkay'ın yaptığı şu Süper Conqueror'la riskli bir pozisyona geçiyor ve diyor ki kardeşim ben bu riski alacağım ve buradan ölümden geçen tüm tanklara ateş edeceğim. Zaten silahımın DPM'i de yüksek. Ben de bunu kullanarak ciddi hasarlara ulaşacağım diyor. Takım arkadaşları da aynı şeyi yapıyor. Burada rakip takımın çok büyük bir hatası var. Bir tanesi topu çevirip buraya bakmıyor. Evet diyebilirsiniz ki Berkay yaptığı şey çok hatalı, riskli. Eğer bir tanesi topu çevirip buraya baksa çok rahat bir şekilde buradaki tankların tamamına hasar verebilir ama yapan yok. Dolayısıyla yapılan hamle doğru oluyor. Eğer karşı bir hamle gelseydi, hala burada dursaydı bu arkadaşlar hatalı hamle derdik. Şu anda yapılan risk, alınan risk 10 numara bir risk ve bu başarılı bir taktik olarak görünüyor. Berkay 1600 hasar ulaştı. Süper Conqueror zaten biliyorsunuz. Kısaca tankı da anlatayım ben Berkay'ın videosu oynarken. Çünkü videonun önemli yerleri buralarıdır. Bakın hemen sağ taraftan 268 Berkay'a pardon M'ye tankı pardon evet 268 lira dördü Berkay'a cezasını kesti gördü ve Berkay bunu anladı. Hemen pozisyonunu değiştiriyor. Çünkü oradan şu ana kadar kimse bakmadı ve ilk bakan kişi de Berkay'a ciddi bir hasar verdi. Süper Conqueror tankı biliyorsunuz ön tarafı zırhlı, tareti zırhlı, ağır bir tank. DPM yüksek bir tank, top eğimi iyi bir tank. Tank bu anlamda cooldown oynamaya son derece müsait bir tank. Berkay da bunun farkında ama düşmanlar belki bunun farkında değil ya da umurlarında değil bilemiyoruz. Bunların hepsinin birleşiminden dolayı da Berkay 2,5 dakikada 1600 hasara ulaştı ve hasara ulaşmaya devam edecek. Süper Conqueror bana göre çok fazla birim oynayabileceğim bir tank değil. Ben nerede Sikko Sikko tanklar var ve Antin Kuntin tanklar var. Onlarla oynuyorum. Bu arada Berkay yine çok şanslı ve muazzam bir atış yapıyor esrar arkadaşlar. Yine hasarını veriyor. Topun ne kadar kaliteli olduğunu ve Berkay'ın bunu ne kadar iyi kullandığını görüyorsunuz. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor Berkay için. Yine pozisyonu değiştirmeyi düşünüyor Berkay. Oraya tank geçecek diyor herhalde. Ben oradan ekmek yemeye devam edeyim diyor Berkay. Bir yandan mantıklı, bana sorarsanız bir yandan mantıklı değil ama aynı şeyi belki ben de yapardım. Hani oradaki açlığınıza bağlı, damage açtığınıza bağlı. Berkay da o damage açtığını hissediyor. Kanında, damarlarında dolaştığını hissediyor. Aa diyor bir tane 268 hop güm ona çaktık. Devam ediyor Berkay. Aa diyor bir tane daha orada bak kim bakıyor diyor. Hop bir koydum diyor. STRV'yi gaza yolladım diyor. Aleykümselam. T30 yükseliyor ve Berkay'a diyor ki Berkay bir ağır geri çık. Berkay da mesajını alıyor ve geri gidiyor. Burada artık Berkay'ın geri dönmesi gerek. O da bunun farkında çünkü T-30 orada çok ciddi bir tehlike ve bir atış saldırısı T-30'dan Berkay artık garaja bile gidecek duruma gelecek. Hızlı gitmesi gerek çünkü arkadan bir tank daha geliyor. Ama Berkay'ın da burada şansı arkasında Conqueror olması başka bir Conqueror. Buradaki Çek tankının CZ bilmem ne adı çok skindirik bir ismi var. Çok saçma bir isim var. Onun çıkmasını engelliyor. Bayık Berkay da zaten burada yaptığı 10 numara bir hareket. Taretini önüne doğru değil düşmana doğru tutuyor ve diyor ki bak çıkarsan bana vurursun ama ben de vururum kardeş diyor. Burada yaptığı hareketi alkışlıyoruz. Berkay'ın 10 numara bir hareket. Ve hemen kendini güvenli pozisyona alıp güzel bir atışla ve muazzam bir atışla yine ben evet RNG'nin de etkisi var burada ama burada Berkay'ın da top kontrolü gayet başarılı ve tankın da ne kadar iyi olduğunu biliyor. Burada yine Berkay'a alkışımızı gönderiyoruz. Hasarını veriyor. Tekrar denemesini yapıyor. Olmuyor. Tareti sola çevirdi. Vurabilir mi? Biraz geç kaldı çünkü topu yüklenmemişti. Evet, ateş edemezdi orada. Çünkü top henüz Namlu'nun ağzında değildi. Artık Berkay geri gitmesi gerektiğini
düşünüyor. Sağ taraftan gidecek. Burada belki T-30'a, o bana hasar veren T-30'dan intikam mı alabilir miyim lan modunda bakıyor. Aa, diyor geç ya diyor. Toprak arkada bir şey argı, tepeler dağlar diyor. Geç diyor, devam ediyor Berkay. Burada Berkay'ın artık 3520 hasar ulaştı. Gayet iyi bir hasar. Biraz daha korunaklı oynaması gerekiyor ama Berkay agresif oyununu sürdürüyor. Çok güzel bir atış gördüğünüz gibi. Orada golü sezdi. Koştu, vurdu ve golü attı. 268-4'ü de garaja yolladı Berkay. Düşmanın en tehlikeli tanklarından biri şu anda garajda. İyi bir pozisyon olacak Berkay yine. Özellikle haritayı çok iyi takip ediyor, biliyor bence. Nerede taret oynayabilecek? Nerede daha rahat taret pozisyonu var? Genelde oraları tercih ediyor. Yukarı doğru gidiyor. Gözüne Conqueror'u kestirdi. Şöyle bir ucundan hafif bakıyor. Bakın komple çıkmıyor hiçbir zaman. Ucundan bakıyor. Spotlandı. Spotlandının farkında. İyi bir atış alabilir mi tepesine? Shift'ın atışını yapıyor ve başarılı bir atış görürüz Berkay'dan. Berkay topuna son derece hakim. Tankına son derece hakim. Ve yaptığı 1-2 kritik hata dışındaki bunları da genelde yaparsanız hani çok çok dikkatli oynamanız gerek. Onlar dışında gayet iyi. Şimdi burada Berkay'ı ben tekrar tebrik etmek istiyorum. Bakın solda bir tank var. Conqueror ve karşısında Chieftain var. İkisi de taret oynayabilen bir tank. Ve ikisi de Berkay'ın tarzına birebir uyan tanklar. Berkay burada ikisini de kontrol etmeye çalışıyor. Hem solu kontrol ediyor hem karşısındaki Chieftain'ı kontrol ediyor. Arkadan desteği var. Takım arkadaşların desteği var. Onun farkında. Ama öncelikle kendini bir tanktan korumak istiyor. O da deminden beri Conqueror dediğim tank aslında T-30'muş. T-30'dan ve T-30'un açını bulduğu anda dönüp atışını yapıyor, onu garaja yolluyor. Ardından Chieftain'a doğru gidiyor. Chieftain atışını yapıyor. Hasar aldıktan sonra affetmeyen Berkay yine affetmiyor ve Chieftain'a da hasarını veriyor. Takım arkadaşları da Chieftain'ı garaja yolluyor. İşte Berkay'ın oyunculuğu buradan başlamaya başladı. Şu andan itibaren başlamaya başladı. Kendini orada koruması, Chieftain'a önce T-30'un açığını bulup hemen Chieftain'a ateş etmesi, orada agresif oyunu, 268-4'ü garaja yollaması, Berkay'ın oyunculuğu şurada başlamaya başladı. Gerçekten kaliteli bir oyuncu var, oyunculuğu olduğunu söyleyebilirim Berkay'ın bu maçta. Berkay yine yükseliyor tepeden doğru. Diyebilirsiniz ki yine riskli bir pozisyon, hasar alabileceği bir pozisyon. Evet, risk alarak ateş ediyor ama şunu da söyleyeyim, tankı farklı bir şekilde konumlandırsa o top eğimiyle belki adama denk getiremeyecek pozisyonda olacak Berkay ve rahat da kaçmak istiyor Berkay. İleri ve geri rahat kaçmak istiyor. Birazcık burada önünü döndü artık ama tabii bu kadar iyi bir isabeti olan bir top da değildi açıkçası. Hani bu kadar geniş de adımda o isabeti bulamayabilirdi ama Berkay şansını denedi. Takım arkadaşları da basacak burada 268-4'de. Berkay dışları devam ettiriyor. Orada küçük bir komutan kapağı var 268-4'de. Onu denk getirmeye çalışıyor. Bir türlü denk getiremedi. Evet, arkadaşları garaja yolluyor. Artık Berkay da diyor ki burada bu kadar beklememeye gerek yok. Buradan da ekmeğimizi yedik Allah'a şükür. Burada Berkay spotlandı. Yine Berkay bunun farkında ama evet diyor, spotlanmayı biliyordu zaten. Bekliyordu spotlanacağını. Artıyı burada spotladı ve kendi spotladığı tanka hasar verdi. İkinci atışını da yaptıktan sonra da onu garaja yollayacak. Ne oldu burada anlamadım. Ha, patlayıcıya geçti. Burada niye böyle bir şey yaptı? Çok merak ediyorum. Berkay'ın açıkçası. Yani zaten yüklemişsin, at gitsin diye düşündüm. Belki fark etmedi. Burada bir atış at geldi Berkay'a ama ıskaladı zaten atan arkadaş. Spotlandık. Berkay devam ediyor. 50 TP var. Pardon, 60 TP var. Onun atışını yaptı. Taretinden sektirdi. Kolay değil 60 TP'yi delmek. Zırhlı bir tanktır kendisi. Özellikle tareti gayet kalın, kallavi bir tareti vardır arkadaşlar. Küçük bir komutan kapağı var, oraya ateş etmeye çalışıyor ama biraz zor yani bu kadar az bekleyip nişan almak, o tankı denemek hareketsizken bile biraz zordur. 60 TP hatasını yaptı, geri giderken açık verdi. Berkay açık vermedi. Arkadan bu arada bir tank daha geliyor. Berkay oraya dönecek. Takım arkadaşı garaja yollandı. Artık Berkay şu anda takımdaki en kafa tanklardan biri ve şu anda gerçekten muazzam bir oyun sergiliyor Berkay. 5 kill ve 5715 hasar. İlk aldığı pozisyon
gerçekten riskli bir pozisyon diyebilirsiniz ama maçta bir şeyleri yapabilmek için, bir hasar verebilmek için o pozisyonu almanız gerekiyor. Berkay da onu yaptı. Bakın yine güzel bir hareket Berkay'dan. Bu arada oyunu ne kadar önemli bir hareketi olduğunu söyleyebilirim. Oyunun en önemli hareketlerinden biridir. Giderken bile ateş edebileceğiniz noktaya bakın. Tankın gelemeyeceği noktaya bakmayın. Neden? Çünkü her an karşınıza biri çıkabilir. O size vurduğunda siz de onu vurun ki en azından 300-500 hasarınızı atın. Berkay burada mantıklı olanı yapıyor. Yine taret oynayabileceği ve kendini koruyabileceği bir yere geçiyor. Niye? Şöyle anlatacağım ben onu. Şuradan göstereyim. Şu bölgede kendini koruyabilir ve yine buradan bayırdan çıkacak tanklara karşı kendini koruyabilir. Yani düşmanın gelebileceği iki nokta var şu anda. En net iki nokta var. Biri burası, biri burası. Buradan gelen tankları buradan, buradan gelen tankları buradan taret oynayarak kendini koruyabilir. Berkay yine mantıklı bir şey yapıyor ve taretini ve ön gövde zırhını koruyacağı bir şey yapıyor ama bir sürpriz geldi. Su 130 Berkay'ın orada olduğunu tahmin etmemişti. Kendini Berkay'a doğru götürüyor. Mantıklı bir şey yapıyor çünkü Berkay'a vurması, Berkay'a hasar atması çok çok daha önemli. Berkay hasarını attı. Çok önemli bir hasardı çünkü Su 130 full canda aşağı yukarı 540-530 vurabilecek bir tank. Çok tehlikeli bir torpu var. Çok ciddi bir topu var Su 130'un. Berkay için tehlike çanları çalıyor. Bu arada haritaya baktığınızda arkadan da 50 TP'nin geldiğini görüyorsunuz. Berkay hasarını ikinci hasarı atmak üzere ama burada Su 130 çok büyük bir hata yapıyor. Şimdi oyunu yine kırılma anlarından biri Berkay için. Burada garaja yollanabilirdi kafası çalışan biraz Su 130 olsaydı. Burada Su 130 yükleyemediği için geri gidiyor. Ama Su 130'un ne olursa olsun Berkay'la kafa kafaya gelip atışını yapması gerekiyordu. Çünkü zaten Berkay'dan ikinciyi yiyeceği net, kesin. Ama Su 130 pozisyonunu kaybederek Berkay'dan üçüncüyü de yeme pozisyonuna geldi. Diyebilirsiniz ki 60 TP'yi bekliyordu. Hayır, ben bunu kabul edemem. Çünkü ki sektörde hiç iyi bir pozisyonda değil artık Suyuz 30. Yani şu anda o Conqueror'un zırhını alttan görüyor ve o zırh yani şu anda herhalde 600 milimetrelerde, 700 milimetrelerde yani mümkün değil o zırhı delmesi Suyuz 30'un ama kafa kafaya geldiğinde ikinci mermini ön zırhını da delebilirdi diye tahmin ediyorum. Onu da bakacağım Tank GG'den ve oyundan. Çok çok merak ettim. Gördüğünüz gibi 520 sektirdi. Ardından Berkay affetmedi ve mükemmel bir zamanlamada onu garaja yolladı. Berkay taretini ve tankının ön zırhını hemen 60 TP'ye doğru çevirdi. Yine güzel bir pozisyonda yakaladı 60 TP'yi. 60 TP çok ağır bir tank. Gelirken birinci hasarı verdi. Berkay bunu biliyordu gelecek. O çok ağır bir şekilde gelecek. İkinci hasarını da verdi ve 60 TP'yi de çok rahat bir şekilde garaja gönderdi. Burada gerçekten de Berkay'ı takdir etmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Tankını çok iyi biliyor. Araziyi çok iyi biliyor. Orada birazcık ileri gitti. 60 TP'nin delemeyeceği noktasına geldi. An tekrar geri düştü. Ama burada da Su 130'u gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü dediğimi yapsa, kafa kafaya girse Berkay'la, Conqueror'la mutlaka bir mermi sokardı. Berkay da ramlayabilirdi. Fakat 60 TP'ye karşı avantajını kaybetme ihtimali vardı. Şimdi bu da artık riskli bir pozisyon. Rakip diyor ki bizim sayısal üstünlüğümüz var. Evet ama harita çok büyük bir harita ve cap'e girelim. Cap diyelim ve burada tank aramakla uğraşmayalım ve maçı kazanalım diyor. Doğru bir hareket mi? Evet doğru bir hareket. Berkay da cap'e doğru gidiyor. Yine burada hızlandıracağım. Çok fazla bir şey yok. Bu arada cap sıfırlandı. Berkay doğru yere gidiyor. Çok mantıklı bir yere gidiyor. Ve giderken bir adet daha RHM görüyor. Ve RHM'ye nişanını doğru düzgün almadan gelişine bir tane vuruyor. Onu da garaja yolluyor. İşte burası, şu anda şurası çok zor bir yer. Çünkü haritaya baktığınızda Base'i spotlayabilecek bir tank yok. Bizim 130 PB'miz oraya doğru gidiyor. Ama Berkay orayı çok net görebilecek bir pozisyonda değil. Çünkü önünde yapılar olacak, binalar olacak. Bunlardan biri de yıkılmayan bir yapı. Berkay'ın işi çok çok zor. Rastgele ateşi etmek istemiyor anladığım kadarıyla. Burada ne yapabilir diye gelelim isterseniz. Burada ne yapabilir diye gelelim. Burada yapılması gereken şu. Çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü 44 saniye kalmış.
Ya rastgele şu binalara taşıyacaksınız ve binaların yıkıldıktan sonra birinin spotunun düşmesini bekleyeceksiniz. Ya da Berkay direkt buradan yardıracaktı. Kepe doğru gidecekti. Yetişebildiği kadar deneyecekti şansını. Ama tabii o zaman da mutlaka sağda soldaki tanklar tarafından vurulma ihtimali vardı. Burada zor bir pozisyon açıkçası. Hani kolay kolay karar verebileceğiniz bir pozisyon da değil. Zaten Sulyus PM de benim dediğimi yaparken garaja yollandı. Berkay da zaten pozisyon bulamayacağını söyledi. O da benim dediğimi yapmaya karar verdi ve basmaya karar verdi. Belki daha önceden olabilirdi ama hiç önemli değil. Her halükarda artık Berkay iki tanka karşı tek kişi kalmış ve bunlar gayet zırhlı tanklar. Burada çok güzel yakalıyor aslında rakibi. 15 saniye var. Güzel bir pozisyon. Mükemmel bir atış Berkay'dan. 51 kep puan düşürdü. 452 hasar verdi. Fakat burada geri giderek bence hatayı yapıyor. Çünkü 704 şu anda tam dönmedi ve yine onun zırhını delebilecek pozisyonda Berkay birkaç milisaniye sonra topu yüklenecek. O avantajını kaybetti ve kör bir atışla rakibin zırhından sektirdi. Ha, şu da olabilir. O pozisyonda evet bir inceleyelim bakalım. Birazcık geri alıp. O pozisyonda ileri gitse yine 704 onu delebilir miydi? Ya da onu garaja yollayabilir miydi? Ona bakalım. Emin olamadım orada çünkü. Şimdi ilk atışını yapıyor Berkay. Hop koydu. Şimdi burada işte pozisyonunu şimdi yavaş izleyelim burayı. Buradaki kendi pozisyonunu şöyle kaybediyor. Önünde bir engel var. Bu tam tankı görmemesine sebebiyet veriyor. Berkay da emin olamıyor. Zaten bir geri gidiyor, bir ileri gidiyor. Ulan diyor düzeldi mi falan. Bence Berkay o engeli yıkıp kendini sağa doğru atıp tekrar 104'ü palette hasar atsa şansı olabilirdi. Ama dediğim gibi o da zaten gördüğünüz gibi kırmızı, pardon yeşil kendi nişan. Yani onu delebilecek yanıtı çekmiş ama birazcık RNG'nin yardımıyla 704 zırhından sektirerek Berkay'ı garaja yollamış. Maç sonuna geldik. Kabaca bir değerlendirme yaptığımızda Berkay oyunculuk olarak gayet iyi bir oyunculuk sergilemiş. Puan verecek ya da bilmem ne yapacak değilim çünkü el ellerin üstündür bize kalmamış puan vermek ama net bir şekilde söyleyebilirim ki efendim Berkay haritaya son derece hakim. Agresif oyunu seven, risk alabilen bir oyuncu. Oyuncu profili olarak tankını iyi biliyor. Oynadığı kum nehri arazisini çok iyi biliyor ve Conqueror'la burada birkaç kez daha oynamış ve nerelere gideceğini, nerelerin top eğiminin ona rakibe avantaj sağlamadan ateş edebileceğini gayet iyi bilen bir arkadaşımız diyebilirim Berkay için. Bunun dışında başarılı atışlarını gördük. İsabetli atışlarını gördük. Şanslılığı vardı birkaç tane. Onları gördük. Olacak o kadar. Hatalarını gördük. Yine bir iki tane hatası vardı. Ama bunlar maçta olur. Gayet güzel bir maç çıkarmış Berkay arkadaşımız ve en sonunda da 8.184 hasar ki muazzam bir hasarla 2.340 sektirme ve 922'de destek atışı vermiş arkadaşlarına. Evet, maç sonu raporlarına geldiğimizde Master Ustalık bölümesini alıyor Berkay. Yüksek kalibre alıyor ve yine Top Gun ödüllerini alıyor. Bunun dışında işte bir sürü ekstra ödül aldığını görüyoruz. Berkay 14 tankla karşılaşmış ve 14 tankın bir hariç hepsine hasar vermiş. Toplamda maçta 15 tank var zaten biliyorsunuz rakipte. Takım içi skoruna baktığımızda Berkay 8.272 hasar atmış. Muazzam ve 889 da deneyim puanı kazanmış. Hem rakip takım hem kendi takımlarında çok ciddi bir şekilde öne geçtiğini, takımı ve oyunu absorbe edip, domine edip oyunu ve maçı takımına kazandırdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Para durumları nedeniyle soracak olursanız bu hasara rağmen Berkay sadece ama sadece 8.000 kredi kazanıyor efendim. 124 bin olarak gelen kredi işte otomatik tamirdir, mermidir vesaire derken sadece 8.000 Berkay'a kalıyor. Ama gördüğünüz gibi gayet başarılı bir oyun, başarılı bir tank ve başarılı bir tankçı Süper Conqueror'la iyi bildiği haritada, iyi bildiği tankla, iyi bildiği rakiplere karşı neler yapabileceğini Berkay bize gösterdi. Berkay diyorum, Niki Berkay, kendisi Barış zaten kendi adı.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olun. Videoyu beğenin, beğendiyseniz, beğenmediyseniz dislike yapabilirsiniz. Yorum yazmak isterseniz yorum yazın, düşünceleriniz varsa. Ve bu tarz bir videoda çektirmek istiyorsanız reply'larınıza yakında vereceğim, bu videonun altına vereceğim maile mutlaka reply ile alakalı kısa bir bilgi atın. İşte şunu şunu yaptım, bu oldu, bu kadar demeç, bu kadar falanca gibi bir ekstra bilgi verip benle paylaşın ki gelen mailler arasından onları seçip onlar için de bir inceleme videosu çekeyim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.